Burada daha katılan yok. Bekle birazcık. Mesut Bey hoş geldiniz. <laughs> evet başlayabilirsin istersen. Başlayalım. Bugün nasip olursa yani yine elimizden düşürmediğimiz bir kitap e, bugünleri de yani benimle alakalı olan bazı şeyleri çok iyi anlatan bir olay Yusuf suresi e, Hz. Yusuf'un başına gelen olaylar ibreti alem olacak şekilde gerçekten onunla alakalı Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha adlı kitabı onun Biliyorsunuz büyük bir edebiyatçıdır. Kendisi aynı zamanda Trabzon'da olması hasebiyle de çok gurur duyuyoruz kendisiyle beraber. Nasip olursa yani bugünler bir sona ererse kendisiyle beraber kitap kafemizde bir buluşma da inşallah ayarlamayı düşünüyoruz. Kendisi de müsait olur isterse inşallah. Onun kitabından bugün bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ara ara da bunu devam ettiririz diye düşünüyorum gerçekten. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz işte Yakup Aleyhisselam'ın oğlu kendisi. Yakup Aleyhisselam da bir peygamber. Allah ona bir peygamber evladının babası olmayı da nasip ediyor gün geçince. E, fakat e, kardeşleri, abileri Yusuf Aleyhisselam'la babası arasındaki diyalogu çok ciddi anda kıskanıyor. Alıyorlar onu işte kuyuya atıyorlar. Kuyudan çıkıyor. İşte köle olarak satılıyor. Hapise düşüyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor derken Mısır'a hükümdar oluyor yani baktığınızda. Tabi bu süreç böyle bizim anlattığımız kadar kısa bir süreç değil. Yani kendisinin hapishane içerisinde geçen yaklaşık olarak bir 8-9 yıllık, kimine göre 12 yıllık bir süreci de var. Hatta bu şöyle de bir olay bakın. Hani bizler içine düşmüş olduğumuz sıkıntılarda ümidimizi asla ama asla dünyaya ve sebeplere bağlayamayız. Biz ümidimizi o dünyayı da sebepleri de yaratan, yaratıcıya bağlayabiliriz ancak. Yani e, peygamberler de, yani burada inşallah sözde hata yapmam, e, bizim peygamberimiz harç yani kendi peygamberimiz dahil diğer peygamberlerin içerisinde işte Yunus Aleyhisselam'da Yusuf Aleyhisselam'da hasbel kadar hafiften sürçmeler olmuştur ara ara hayatlarında ama bir peygamber hüviyetinde tövbe istifarlarını etmiş ve gerçekten kendi döndükleri yola yine dönmüşlerdir. Yusuf Aleyhisselam da kendisine böyle görülen rüyaları tabir etme yeteneği verilmiştir Yusuf Aleyhisselam'a. Yani çok böyle ciddi manada rüyaları tabir edebilen bir insandır, kişidir, bir peygamberdir. hapisteyken yanına iki kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ekabir kesinden birinin oğlu, çok yakın padişaha. O diyor ki eğer diyor soracak olurlarsa hapiste böyle böyle biriyle beraberdik çok iyi rüya tabiri yapıyor falan diye benden bahsedersin diyor. Bir ümit hani o bahisle beraber sanki hapisten çıkacakmış bir üyeti var. O da bu kitapta var yine okuruz beraber nasip olursa. Bir nevi sanki böyle hapisten kurtulabilme çaresini rüya tabirine bağlıyor. Yani ben rüya tabir ettiğimi öğrenirlerse beni hapisten kurtarırlar diye buna bağlamaya çalışıyor. Diyor ki sen diyor yanlış yerlere sapıyorsun. Bir hapis süreci 4 yıl daha 5 yıl daha uzuyor kendisinin. Ve devam ediyor bu kadar da yatıyor. Yusuf Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı bizim için. Hele de bugünümüz için. Ki malum biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 24 tane peygamberden bahsedilir. Ama bir rivayete göre 124 bin bir rivayete göre de 224 bin peygamberden bahsediliyor. Yani Allah'ın kendi ismini varlığını duyurmadığı hiçbir kimse yok yani. Bir şekilde kendisini o insanlara duyuruyor. Diyor ki burada işte Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılması ve kervancıların gelip de o kuyudan Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarması hikayesi var. Bunu paylaşacağım size. Kervancıların şimdi bir de bunu Nazan Bekiroğlu kendi edebi diliyle anlatıyor. Yani o yüzden birazcık böyle nazım nesir tarzında da ilerliyor olay. Görürsünüz. Kervancıların Yusuf'u kuyudan çıkarması ve kardeşlerinin Yusuf'u 20, 20 dirheme satması. Ağırlığınca kalbe çöken siyah gece yerini sabahın türüne bıraktığında ağabeyleri kuyunun karanlığına terk ettikleri Yusuf'u merak ettiler. Yakup'un adı artık Neşeler evi olmayacak olan evi ile kuyu arasındaki kumlara bir gün önce bıraktıkları ayak izlerinin üzerinden geçerek bir, kat, bir katil nasıl dönüp dolaşıp kurbanına ölümü gösterdiği yeri görmeye gelirse öylece kuyunun yanına gittiler. Bakın, bir katil edası yani. Dün ne kadar cesur idiyseler, bugün o kadar korkaktılar. Dün ne kadar berrak idiyseler, bugün o kadar bulanıktılar. Dün ne kadar gürültülü, bugün o kadar suskun, durgun. Öyle sessiz ki, gece bir kuyunun derinliğinde asırlardır bekleyen su bu kadar sessiz olabilir. Onlar geceye düşen bir hırsız gibi bekleşirken ortaya çıkıp da kuyunun bir ölüm gibi açılmış ağzından derinliğine bakmaya cesaret edemezken tam gölgenin döndüğü saatte yani ki hurma ve palmiye ağaçlarının gölgeleri kendileriyle aynı boya geldiği vakitte sessizlik tam orta yerinde ikiye bölündü. Ufuktan çıngırak sesleri ve bağırışmalar arasında neşeli bir kervan göründü. Bir deve, iki deve, üç deve, on, on beş deve derken Kervan başı aykırdı. İşte bir kuyu, çölde su. Kervan durdu, yolcular durdu, yol durdu. Asya'nın karanlık bağrından ipek ve baharatla yüklenen ve Mısır'ı menzil edinen bir kervanın yolu Yusuf'u derinliğinde saklayan kuyunun başından geçiyordu. Kervanbaşı sağa sola bağırdı emirler, azarlar yağdırdı. İpler, arabalar, yükler çözüldü. Kervan bu gece bu kuyunun başında konaklayacaktı. Mısır ile aralarında aşılması gereken kocaman ve sapsarı bir çölün zahmeti vardı. Kervanbaşı yanına aldığı iki adamla kuyunun başına vardığında içini taşıdığı baharat ve ıtır kokularının hepsinden daha güzel bir koku sardı. Gerçekten peygamberlerin kendilerine has çok güzel kokuları var. Hani bizim peygamberimizin gül bahçesine benzeyen kokusu gibi. Hayret dedi ne kadar gönül açıcı bir raiha bu. Nereden geliyor? Bakın raiha. Raiha da bizim yöremize ait bir kelimedir yani. Nazan Hanım burada kullanmış kendisini hani koku demek. Nereden geliyor? İpinden boşanan kocaman bakraç kendi ağırlığınızı ile dibe doğru koştu. Bir kulaç, üç kulaç, beş kulaç. Bakraç suya değdi. Suyun dolması için yeterli bir zaman tamam. İki adam bakracın ipine sarıldı. Her zaman alıştıkları ağırlıktan farklı bir ağırlıktı yukarı doğru çektikleri. Bir, iki, haydi. Elleriyle bakraç arasındaki mesafe kısalacaktı, kısaldı. Kuyunun karnına inen bakraç nasibine düşeni aldıktan sonra aydınlığa çıktı. Bakracın içinde bir Yusuf güzeli. Öyle masum, öyle güzel, öylesine sevimli. Öyle şaşkın, öylesine sessiz. Öylesine emniyetli. Aydınlıktan mı incinmiş güzelim gözleri, ağlamak mı belli değil, yoksa gülmek mi? Öylece etrafına bakıyordu. Kervanbaşı ve iki adam önce Tanrım diye bağırdılar, Ey Mısırın bütün tanrıları. Sonra kaldırıp başlarını bir evreni aydınlatan güneşe baktılar. Bir de bakracın içinde oturan çocuğa. Çocuk daha güzeldi. Gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın bir özelliği de o, güzelliği yani. Hani şimdi burada ileride anlatılacak kadınlar onu gördükleri zaman yani böyle dalgınlıkla ellerindeki tığları ya da bıçakları ne varsa tığ eline sokar bıçakla elini kesermiş yani. O dalgınlıktan yani o kadar ki güzelmiş Yusuf Aleyhisselam. Tanrım dedi kervanbaşı su vermesine alışkındım kuyuların ama böylesini ne gördüm ne de Sonra hey diye bağırdı hey gelin bakın hayat verici kuyudan ne istiyorduk bize ne verdi su umuyorduk güneş bulduk. Kervan başı devam etti. Benim başını çektiğim kervanlar türlü türlü yüklerle yüklenmeye alışkındır yıllardan beri. Asya'nın ortalarından Afrika'nın bağını ipekler, baharatlar, zencefiller, tarçınlar, misk ve amber kütleleri, esanslar ve kokulu yağlar, inci kelepleri, elmas cevher, elmas cevherleri. Sonra Yusuf'a döndü. Dedi ki: "Söyle güzel çocuk, senin sen in misin, cin misin? Bir yuvanın sıcaklığı olması gerekirken yerin" bir annenin ya da babanın kucağında değil de neden bir kuyunun derinindesin? Çok güzel değil mi? Bir annenin babanın kucağında olmaksıysa yerin neden bir kuyunun dibindeysin diye çok güzel şey yapmış. Söyle yoksa bu yaşa kadar sadece adını duyduğu su perilerinden misin? Olanı biteni gizledikleri yerden, gözle, gizlendikleri yerden gözleyen on ağabeyi Yusuf'un aniden kervan başının karşısına dikildiler. Gerçeğin ortaya çıkmasından korkmuşlardı. Büyülendiklerinden bir büyüklerinden biri dedi. O bulup çıkardığınız çocuk var ya, kervanbaşı karşılık verdi. Ne olmuş? O bizim kölemizdir. Bakın. Kar abileri kardeşimizdir demediler. Kölemizdir dediler. Köle kuyuya attıkları, ona eziyet ettikleri yetmedi. Şimdi onu satacaklar bir de yani. Bakın kardeşin kardeşe yaptığı. Ama çok şey değil yani gerçekten dünyada şeytan insanla öyle bir uğraşıyor ki hiç kimse yokken sadece sadece Hazreti Adem ve oğulları varken de hani Habil ve Kabil yani. Ne oluyor? Kabil Habil'i öldürüyor. Şeytan onun kanına giriyor yani. Dünyada hiçbir şey yok. Her şey onların yani. Yer mi al istediğin kadar, mülk mü al istediğin kadar, mal mı al istediğin kadar, makam istediğin kadar. Zaten beş kişi var dünyada şu anda. Hepsi senin yani. Ama yetmiyor yine kız kardeşini kıskanıyor ve gidiyor onu öldürüyor yani. Kardeş katili oluyor. E şu anda dünyamızda yaşamıyor muyuz biz bunları? Bir karış toprak yüzünden birbirini vuran öldüren kardeşler yok mu? Onun evinde niye var benim evimde niye yok diye hasetlik çekip de birbirlerine kendilerini fitleyen insanlar yok mu? Kötüleyen insanlar yok mu şu anda devrimizde? Ne kadar hamde yani? Evet. O bizim kölemizdir, aldırmayın güzelliğine serkeşin tekidir. Kaderin işi bu işte. Bu güzellikle bu haylazlık nasıl barındırıyor bir arada biz de anlamadık. Ama ikide bir devden de kaçmasından, olmadık yerlere saklanmasından bıktık usandık artık. Kervan başı bir Yusuf'a baktı. Bu masumla bir de on çift gözden yanıp sönen ışığa. İşin sonunu nereye varacağını merak etti. Peki ne olacak diye de devam etti beylerin biri bir çırpıda verdi ağzından. Bıktık usandık alın isterseniz az bir fiyatla satalım onu size. Kervan başının ömrü ticaretle geçmişti. Alım satım, pazar meta, hayat onca ticaret demekti. Ticaret ama neyin ticareti olursa. Yeter ki bir satan bir de satılan olunsun. Yeter ki kar olsundu. Tekrar Yusuf'a baktı öyle bir mal ki kaça alınıp kaça satılsa zarar ihtimali hiç mi hiç yoktu. Bakın çok enteresan. Zarar ihtimali o kadar hiçti ve kervanbaşı fikrinde o kadar haklıydı ki kardeşleri Yusuf'a bedel olarak sadece 20 dirhem istediler. Kervanbaşı 20 dirhemi kendisine açılmış 20 küçük erkek avucuna saydı. Bakın çok güzel değil mi? 20 göz bakıyor, 20 dirhemi 20 avuca satıyor. 10 kişiler, 10 kişinin 20 tane avucu. 10 ağabey ceplerinde giderek ağırlaşan ve ne yapacaklarını bile bilmedikleri 20 dirhemle Yakup'un Yakup hüzünler evine yani Yusuf Aleyhisselam'ın babası olan Hazreti Yakup'un hüzünler evine doğru yola girmeden içlerinden biri diğerlerine tamam mı dedi bu defter burada kapandı değil mi ki Yusuf'u artık kurt, kurt, kurt kaptı. Diğerleri hep bir ağızdan ve hararetle onaylarken dün olanlar gibi bugün konuştuklarına da tanık olan biri vardı. Göğsünün önü gri tüylerle kaplı, uzun kulaklı ve uzun kuyruklu bir kurt. İnsanoğlunun kendisine attığı iftiradan öylesine ürkmüştü ki kulakları düşmüş, kuyruğunu bacaklarının arasına almıştı ve bir çığlığın arkasına saklanmıştı. Uzun zaman tek tüyünü bile kıpırdatamadı. Öyle bir tanık ki aynı zamanda sanıktı. Güneş Dağ'ın arkasında kaybolurken kervanbaşı adamlarına hazırlanmalarını emretti. Gece yolculuğu kervan için alışık işlerden değilse de bunca meçhul, bunca kıymetli ve bunca ucuza kapatılmış bir yükle geceyi uzatmak tekin iş değildi. Bedeli ödenmiş, bedeli ödenmemiş bu güzellik en kısa zamanda elden çıkarılmalıydı. Yorgun develer henüz koyuluğuna girdikleri uykularından uyandırıldıklarında ne kadar humur dansalar da Asya'da başlayan yolculuğun Yusuf gibi bir yükle ağırlaştırılan kervan batıda parlayan yıldıza doğru kendini Mısır'ın kalbine ulaştıracak yolunu yürümeye başladı. Ağır, ağırdı. Kervan ağır ağır, on ağabeyi Yusuf'un onlardan da ağır ağır, biri devlet bulmuş öyle ağır, diğerleri yükten kurtulmuş ama bu kez kalbinde ağır. Birbirlerine ters istikamette kuyunun başından uzaklaştılar. Yusuf bir alanı ve birçok da satanı olduğu halde ikinci kez çalınmıştı. Evet. hoşçakalın.